Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu hormon tedavileri. Hormonlar vücudumuza ne işe yarar? Hormon tedavisine ben niye başladım? Hormon tedavisini niye sizin kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili konuşacağız. Çünkü amacımız daha uzun, daha sağlıklı ve canlı yaşamak, aktif erişkin olmak. Umarım bu video hepinize iyi gelir. Bildiğiniz gibi kadın doğum uzmanıyım. Hani farklı uzmanlıklarım da var. Klinik dermatoloji yaptım, medikal estetik yaptım ve şu anda da hormon tedavileriyle ilgili bir sertifika alma programındayım. Avrupa'da bir okula devam ediyorum. Hormon tedavilerine başlarken aslında bu kadar önemli olduğunu ben de bilmiyordum. Bunu itiraf etmeliyim. Çünkü bir kadın doğum uzmanı olarak benim işim hormonlar. Östrojen, progesteron, testosteron, işte dihidrotestosteron, androstendiyon, polikistik over sendromu, aidet düzensizlikleri. Bu hormonların etkileşimi, çalışması benim işim aslında. Ben Hacettepe mezunuyum. Amerikan Kadın Doğum Derneği üyesiyim. Ve hormonlar hakkında bu kadar az şey bildiğimi hormon tedavisi eğitimine başladıktan sonra anladım. Ve hemen her şeyi birebir, öğrendiğim her şeyi kendime de uygulamaya başladım. Sonuçları gördüğüm zaman inanamadım. 5 Ocak 2024'te hormon tedavime başladım ve o günden bugüne hayatımda o kadar çok şey değişti ki, yani 47 yaşındayken başladığım hormon tedavisinde şöyle hissediyordum. Geceleri uyuyamıyorum, sabah dinç kalkamıyorum ve sabah depresyonum var. Yani sabahlardan nefret ediyorum, sabah olacak diye kendimi böyle sürekli sakinleştirmeye çalışıyorum. Sakin ol Ebru, kalkabilirsin, yapabilirsin, güne başlayabilirsin. Ameliyatları artık 12'den sonra başlamaya başladım. Kendimi hep iş konusunda da aşağı çekmeye başladığım bir süreç oldu. Aslında bu hemen böyle bir an da olmadı. Ben şöyle düşünüyorum. Bir 2-3 yıllık bir süreçti bu, hormonlarımın düştüğü ve benim hem psikolojik hem de fizyolojik olarak bunun eksikliğini hissettiğim bir süreçti. Cinsel isteksizliğim var. İlişkide zevk almak istemiyorum. Yusuf'la sürekli itişip kakışıyoruz. İş yerindeki çalışma arkadaşlarımla da böyle itişip kakışıyorum. Mutsuzluğumu gösteriyorum. Keyifsizliğimi gösteriyorum. Aslında çok zor bir süreçti. Ve ben büyüme hormonuna başladıktan sonra her şey değişti. Büyüme hormonu yaptığım sabahında böyle bir daha enerjik hissettim. Daha iyi hissettim. Sürekli sırtım ağrıyordu. Dişimi sıkıyordum. Saçlarım dökülüyordu. Göbeğim sarkmış. Memelerim sarkmış. Vajinam kuru. Yani ne bileyim, o sırt ağrısı var ya, hele böyle extortion, böyle sırtındaki bir ağrı sanki dünyanın sırtıma konmuş gibiydi. Ve bunların hepsinin psikolojik olduğunu düşünüyordum. Ta ki hormon tedavisi eğitimine başlayana kadar. Yani bu saydığım her şey, inanın, hepsi düzeldi. Şu anda sabahları çok mutlu kalkıyorum. Ben ondan önce uyanamayan ben şu anda sabah 8'de diye kalkıyorum ve çok enerjiyim. Kahvaltı hazırlıyorum, işte kitaplarımı okuyorum, derslerime bakıyorum, çocuklarımla, eşimle ilgileniyorum. İş yerine gülerek ve mutlu geliyorum. Günde 4-5 ameliyat yapar hale geldim. Sırt ağrım hiç kalmadı. Diş sıkmam hiç kalmadı. Saçlarım arttı, yani o azalan saçlarım arttı. Yüzüm sarkmıştı, diş etim çekilmişti. Ve en önemlisi de kendime güvenim. Hep böyle bir en aktif dönemimde kendimi en geriye çeker olmuştum. Bunların hepsinin düzelmesi hastalarımda da yapacağım değişiklikleri konusunda bana çok güzel bir motivasyon sağladı. Yani mesela şunu da söylemeliyim, ben kesinlikle alkol kullanmam, kesinlikle sigara içmem, kesinlikle sağlıksız şeyler tüketmem, pakete girmiş hiçbir gıda tüketmem çünkü bunların zararlı olduğunu biliyordum. Ama buna rağmen hormonlarım düşmüştü. Demek ki yaşlanma sürecinde, yaş ilerlediğinde hormonlarımız azalabiliyor ve bu azalma sonucunda yaşadıklarımızı yaşlılığa ya da huysuzluğa ya da işte çekilmez bir kadın olmaya yorabiliyoruz. Ama bu çok yanlışmış. Bunların hepsi düzelebiliyormuş. Hormon tedavisi deyince insanlar çok korkuyorlar. Çünkü sanıyorlar ki hormon tedavisi verildiğinde işte çok fazla doz verecek, kanser yapacak, beklenmedik bir şey olacak. Prostat kanseri, meme kanseri, işte ne bileyim beyin kanseri, hani farklı bir şey olacak gibi bir algıları var. Aslında hormonlarla ilgili yapılmış neredeyse 6000 çalışma var. Ve belki şu anda daha fazla olabilir. Ama biliyor musunuz, Viagra piyasaya çıkıp FDA kabul etmeden önce sadece bir çalışma yapılmış. Ya da Prozac, Floxetin piyasaya girip FDA kabul etmeden önce sadece bir çalışma yapılmış ve bunu milyonlarca insan kullanıyor. Yani hiç sorgusuz, sualsiz, çok güvenliymiş gibi bu kimyasal maddeleri birçok kadın ve birçok erkek kullanıyor. Ama hormon dediğimiz zaman bunu kullandığı halde hormonu duyup hani bundan kaçan insanlar var. Yani bir şey kullanmaya açık ama hormon kullanmaktan korkan birçok insan var. Ben şunu söyleyebilirim. Kontrolsüz bir hormon tedavisi verilen bir yerde tabii ki bunu almamalısınız. Yani tutup da vücut geliştiren bir antrenörün size verdiği bir testosteron, size vereceği başka türlü hormonlar sizin vücudunuzun yapısını bozabilir. Çünkü bunlar sadece gözleme dayalı, herhangi bir bilimsel eğitim almamış insanların işte o egzersizde kasını güçlendirelim falan filan diye verdikleri yanlış uygulamalar. Ama fizyolojik dozla, etkin dozla kullanılan hormonlar aksine
kanseri düzeltiyor, kanser olmanızı engelliyor. İşte beyin kanaması geçirdiyseniz daha iyi iyileşmenizi sağlıyor. MS'iniz varsa, multiple skleroz sorununuz varsa bunun ataklarını azaltıyor. Ereksiyon sorununuz, erken boşalma, zevk alamama, cinsel isteksizlik, saç dökülmesi ya da ne bileyim işte hani vücudunuzda kilo artışı varsa bunları düzeltiyor. Mesela artık kliniğimizde biz hormonlarla zayıflama yapıyoruz. Bu da sadece HCG hormonu olarak düşünmeyin. Büyüme hormonu, kortizol, testosteron, östrojen hepsinin eksikliğini tespit ediyoruz ve uygun olanları verdiğimizde vücut zaten inceliyor. Mesela beni takip eden hastalarım diyor ki doktor hanım sizin işte stalkladık 8 ay önce 1 yıl önceki halinize baktık ve şu anki halinize baktık. Bu farkı gördüğüm için geldim diyor hastalar. Bu beni çok mutlu ediyor. Aslında bu gözlemleri çok doğru. Çünkü biz de hormon tedavisini yaptığımız zaman bizim için en önemli kriter hormonların vücudundaki o arttığı kan seviyesinden ziyade yani ondan bir önce ve daha önemli olan nasıl görünüyor? Yani benim hormon tedavisine başladığım bir hastam eğer şu kapıdan girerken daha parlak, canlı, enerjik, yüzündeki o solgunluk geçmiş, enerjisi yükselmiş, daha dik duruyor, daha gülümsüyor ve mutlu gülüyorsa işte bu hormonun işe yaradığını gösteren bir belirti. Çünkü sizin dışınız neyse yani nasıl görünüyorsanız içiniz de odur. Yani hormonun oluşturduğu etki de odur. Ya da kaslarımıza, saçlarımıza değil aynı zamanda iç organlarımıza da olumlu etkileri var. Kalbiniz daha iyi çalışıyor, akciğeriniz daha iyi nefes alıyor, bağırsaklarınız daha iyi çalışıyor, karaciğeriniz herhangi ufak bir hasar düzeltebilir hale geliyor. O yüzden eğer işte ben psikolojik olarak depresyona çok giriyorum, iç huzurum az, kendimi iyi hissetmiyorum falan gibi diyorsanız, iş veriminiz düştüyse, daha sinirli, daha gergin, uykusuzsanız ya da ne bileyim vücudunuzda belinizde yağlanma arttı, memeleriniz çıktı bir erkek olarak, işte kollarınız sarktı bir kadın ve erkek olarak, selülitiniz var, varisiniz var, hemoroidiniz var, cinsel isteksizliğiniz var, sevişmekten zevk almıyorsunuz, dokunmaktan bile zevk almıyorsanız emin olun hormonlarda bir sorun var ve bu düzeltilince kesinlikle geçiyor. Bu tedavi süreci çok zor da değil üstüne üstlük. Geliyorsunuz, bir kan veriyorsunuz, biz sizi muayene ediyoruz, ondan sonra tedavimize başlıyoruz. Verdiğimiz hormonların hepsi vücudunuzun tanıdığı, bildiği hormonlar. Yani hani dedim ya Floxetin, Prozac ya da işte Viagra, Sildenafil bunlar kimyasal madde. Vücut bunu bilmiyor ve yan etkileri evet olabiliyor o maddelerin. Ama hormon tedavisinde kullandığımız ilaçlar fizyolojik dozda ve vücudunuzun ürettiğinin aynısı olduğu için siz sadece eksik olanı yerine koymuş oluyorsunuz. Yani bunda herhangi bir yan etki ortaya çıkmıyor. Hani ne olabilir peki o zaman diyeceksiniz. Hani hiçbir etki çıkmıyor doktor hanım. Şöyle olabilir. Belki bir dozu bir gün fazla kullandınız. O zaman işte bazı belirtiler oluyor. Vücudunuzda işte ne bileyim ayak bileğiniz şişebiliyor. İşte burnunuz kaşınabiliyor. O zaman bir sonraki gün yapacağınız hormon miktarını bir tık düşüyorsunuz. Ya da daha düşük dozda devam ediyorsunuz. Ya da tiroid kullanıyorsunuz. Tiroid verdik size. İşte sinirlilik, gerginlik ya da uykusuzluk yaptı. Bir iki gün ara veriyorsunuz. Sonra yine daha düşük dozdan devam ediyorsunuz. Yani böyle çok absürt, çok sizi zora sokacak, sizi zorlayacak bir soruna sebep olmuyor verdiğimiz tedavi şemaları. Hormonlarınızı düzeltirken bir yandan da beslenmenizi düzeltiyoruz. Bu çok önemli. Bu son 50 yılki yaşam şeklimiz kesinlikle insan fizyolojisine uygun bir yaşam şekli değil. Pakete girmiş o bütün gıdalar, cipsler, kola, Red Bull, Ice Tea, ayran, yoğurt, süt, peynir, kefir, hani böyle yemeğin yanında söylediğimiz şeyler, simit, yani ekmek, hamur işi, tam tahıllı gıdalar, yulaf, bunların hepsi hormon seviyenizi kanda düşürüyor ve sizi östrojen, testosteron olarak eksiltiyor, kas kitlenizi azaltıyor, yağ kitlenizi arttırıyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor ve bunlarla ilgili bize gelen insanları da eğitiyoruz. Mutlaka her gün et yemeniz gerekiyor. Şu an her yerde bağırıyorlar. Vegan olun, et yemeyin, ineklere özgürlük. Hayır, insanlar omnivor. Yani biz mutlaka et yemeliyiz. Et yemezsek hormon üretemeyiz. Hormonlarımız olmazsa vücudumuz çalışmaz. Yediğiniz et, yediğiniz protein sizin hormon yapmanızı sağlayacak. Ve siz de bu videoyu izliyorsanız lütfen bu tür beslenmeye geçin ki hormonlarınız daha iyi, daha sağlıklı olsun. Paleo diyet deniyor buna. Paleolitik diyet. İnsanoğlu yaklaşık 8-10 bin yıldır tarımla uğraşıyor ve ekmek, hamur işi falan yemeye başladı. Aslında bu bizim şu anda adapte olduğumuz bir süreç değil. Belki siz de fark ediyorsunuz. Ekmek yediğinizde, simit yediğinizde karnınız şişiyor, enerjiniz düşüyor. Çünkü bağırsağınızda mantarlar var. O mantarları arttırıyor, aktive ediyor ve leaky gut dediğimiz geçirgen bağırsak yapıyor. Süt, peynir, yoğurt keza öyle. Yani ineği yiyin diyoruz ama ineğin ürettiklerini, sütten üretilenleri yemenizi önermiyoruz. Çünkü onlar da vücutta bağırsaktaki mantarları arttırıyor. Kanı asitleştiriyor, kemik erimesi yapıyor bildiğinizin aksine. Mesela günümüz insanının yaşadığı şekil
Lerden en önemlisi nedir? Çok kahve içme, çok çay içme. Bir insan ne kadar çok çay ya da kahve ya da Red Bull kola içebiliyorsa gün içinde aslında altta yatan sebep tiroid bezinizin çalışmaması ve bunları bırakırsanız tiroid beziniz daha iyi çalışır. Günümüz insanı içeride, bina içinde çalışıyor. D vitamini yok, demir işte et yemedikleri için alamıyorlar. Taze sebze meyve yemedikleri için magnezyumdu, kalsiyumdu onları yerine koyamıyorlar. Bu nedenle bunları düzeltmek hormonlarınızın da bedeninizin de iyi olmasını sağlayacaktır. Hormon tedavilerine başladığımız zaman böyle 1 ay, 6 ay gibi bir sürece yaymıyoruz. Genelde 40 yaş sonrası bütün kadın ve erkeklerin hormonlarında eksiklik oluyor. Bazılarında daha az eksiliyor, bazılarında daha çok eksiliyor. Yani ne oluyorsunuz ne ölüyorsunuz. Evet yaşıyorsunuz, aktifsiniz ama huysuz bir keçi, huysuz bir ihtiyar haline dönüşüyorsunuz. İşte postürünüz kamburlaşıyor, beliniz kırılıyor, cinselliğiniz düşüyor. Biz artık bunu istemiyoruz. Biz uzun yaşamak istiyoruz. 100 yıl, 150 yıl yaşayacak insanlar artık. Alzheimer olmasın, kemik erimesi, kalp hastalığı olmasın. Bunları istiyoruz. Bu nedenle vücut fizyolojimizi çok iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğiniz tek yöntem de eksik olan hormonlarınızı yerine koymak ve iyi beslenmek, iyi besin almak, kaliteli mineral kullanmak. Bu videodan çıkarılacak sonuç, hormonlar güvenlidir. Güvenli bir yerden kullanmaya başladıysanız iyi bir hekim tarafından çok güvenli kullanabilirsiniz. Diğer bir sonuç, lütfen paleolitik diyet yapın. Ben de yapıyorum yaklaşık 4 aydır ve birçok şey değişti vücudumda. Ödem gitti, enerjim yükseldi, hormonlarım arttı. Bir yandan alıyorum hormonları, 10 tane hormon alıyorum ben gün içinde. Bir yandan alıyorum, bir yandan da paleolitik diyetle kendimi destekliyorum. Çünkü bu aldığım hormonların da etkisini arttıran bir diyet oluyor. Ve egzersiz yapın mutlaka. Mineral, vitaminleriniz eksikse de onları tamamlayın. Eğer bu konuda desteğe de ihtiyacınız varsa ben buradayım, Vadi İstanbul'dayım. Bekliyorum efendim. Görüşmek üzere.